Və dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz ki, geçdim mutfağa. Süzən yanına hep birlikte bir gün Suri yemeğimizin tarifini alalım. Bakalım necə bir şəkildə yapırız. Tekrardan günaydın Süzən. Günaydın Sümeyyə Hayat. Süzən, yemeğimiz Suri yemeğidir. Bəli. Ama bildiğimiz malzemeler, yani kullandığımız bancan aşından. Ama necə bir şəkildə yapacaqsan, baxalım alıq tarifini senden. İnşallah. Adı önceden münəzzələ deyirlər özünə. Suriye yemekti, hemen malzemeler sana. Takımın en dediği için bizim tepsi aşımıza benzerim. Biz kıymetle yapalım. Bir adet soğanımız var bir şekilde. Bir adet biberimiz var ama hepsi pişipti. Ve soğan pişmeyip. Yanında da keskin biberimiz var. Biraz sarımsak, yani isteğe göre de. Domates salçamız var, tuzlu. Biraz domates aldı, üzerine koyarız. Badıncanımız var, takımın 4 adet badıncanıydı. Önceden pişirmişim özün. Yağ, biraz çok şeker badıncan. Niyetim fırında pişirdim. Biraz yağdan, duzdan beraber güzel fırında pişirilebilirsin. Biraz kıymamız var. 500 gram kıymamız var. Biraz kari, bu da isteğe göre de. Ama bu karabiberden pur biber güzel olur badıncan aşında bence. Evet. İlk önce ekip kıymamızdan soğanla birlikte kavururuz özünü. Önceden pişiririz. Çünkü önceden gerekmen başlayalım özüyle. Tabii münezzele, Suri yemekti. Baxağın bu tarifi necə bir şekilde yaparaq. Gerçekten güzel malzemelerdir. Yani biz dediğimiz ki, tepsi ettiğimiz zaman bu şekilde yaparıq özün. Ama kıyma ile yaparız özün sizin bir gün. Bəli, biraz farklı olacaktı. Biz normal tepsi malzemelerini aynen önceden kızardırıq. Aynen. Sonra koyarıq. Sonra aynen kat kat yaparıq özün. Üstüne tomato suyunu koyarıq. Fırına veririk özün. Ya da ocakta da pişirebilirik özün. Doğru. Ama bu önceden kıymanı pişiririk soğanla beraber. Üzerine tomato suyunu koyarıq. Biraz sulu edirik özün. Sonradan badıncanların üstüne, sebzelerin üstüne bırakırız. Güzel. Başlarız ilk önce soğanla. Tabii her zaman başladığımız zaman soğanla başlarız. Çünkü soğan biraz canı kıyımdı. Bir de aynı zamanda kıymanı ya da et kullanıp tavuk kullandığımız zaman daha iyi bir şekilde kavuracak. Kokusu da daha kalmayacak. O yüzden o şeyin kokusu, aynen, et kokusu da kalmayacak. Ve soğan daimen destekti bizim için. Çok güzel bir lezzet verir. Ete, kıymaya, tavuğa, soğan, yani çok güzel olur. Doğru. Hemen biraz yağımız da oldu. Soğanı bıraktık. Sonradan hemen kıymanı koyarız. Kıymamız az yağlı, yani çok fazla yağlı derken. Yani iş edebilirsiniz, yaparsınız bu şekilde özün. İlk önce soğanla birlikte bir şekilde kavrulsam, biz yağ kullandığımız için kıymamız yağsızdı, yani az yağ az yağlı. Ben. Yani yağ yerine de birlikte yağlı da kullanmanın özünü, yağını az koyarak şeylerde. Ama yağlı hissederim daha da güzel olmaz yemeklerde. Ha, böyle çok yağlı. Sade olduğu zaman yemek, yediğimiz zaman daha güzeldi bence. Ve bu şekilde hazır etti, kavurdu özünü. Pardon. Soğanla beraber. Soğanla birlikte hemen tam rengi döndükten sonra kıymayı da tez pişer biraz. Tez pişer böyle ve gerek suyun bıraksın, tamamen kurusun, yani çok fazla çıkarmasın. Hemen bu şekilde alt üstü eder olsun. Edebilirler soğanı fazla koştular. Böyle aynı takiben böyle küpte iç harcı küpten de caydırlar. Aynen, az güzeldi. Nokta zarfı olsun. Nokta zarfı olsun. Ama hiç yapmadım sizden ben. Yaparım inşallah bir gün. Bir gün yaparım. Ama yine ben olmadığım günde yaparsan özüm. Sen hazır edim, hatta geldim önceden. Burada yapalım, sonra burada hemen kızardım. Bir gün önce duvalıma göre yapayım. Allah'ın nafsı gün doğumdayım, o gün hakkına yap. İnşallah yaparım bir gün. Bulgur çiftesi. Bulgur çiftesi. Bir gün pirinç çiftesi de yaparız. Onu da yaparız. O da güzeldir. Ama yaptığı zaman yani bir fazla yaptım. Bir iki de on bak, kameraman arkadaşlar tanırlar beni. 12 tane, 11 tane yani böyle yerim. İnşallah. Ancak. İşte Mege evden getirdim çünkü burada 15 tane önce yapalım. Pişmiş halma arasını gerek. Bu şekilde kıymada yağım bıraktı da. Biraz yağımız fazla oldu. Et yerdi de ama biz badıncanı pişirmemiştik yağda. Yok, yağı azdı ve yağda pişirmemek için. Ama güzel olup bence daha güzeldi badıncan bu şekilde bir işte. Daha sağlıklıydı. Hem de vakit almaz senden. Fırına verirsen de az uzun. Yani hafif bir sene olupdu böyle. Ne yanıktı da yağda hissedirim rengi tam yağın şekeri küçük de oğlu. Çok güzel oldu. Kurur küçük oğlu. Ve bu şekilde yapmamız badıncanı daha güzeldi. Hem sağlıklıydı hem yağ da fazla çekmez. Çünkü bildiğimiz zaman biz badıncan yaptığımız zaman
Her zaman yağ fazla bir şekilde çeker tepsisini görmezsiniz. Tepsi ettiğimiz zaman yağ daima üzerinde fazla. Çünkü bütün malzemeler kavururuz. Sağlıklı o diyet yapan insanlar, diyet yapırlar, gövler istirir bu gibi yemekleri. Edebilirler fırında kızartsılar bütün malzemeleri, sadece de badıncan diyemiyorum, bütün malzemeleri edebilirsiniz fırında hemen kızartırsınız, hazır edersiniz. Yağı az olur. Çünkü bu diyet yemeği de yağsız olmaz da. Aynen. Ama yağı az olur, etkili tepsi yaptığımız zaman. Ama badıncan istemiyorsan, çok yağ çeksin canı, eğer kızartırsa da düzün. Önceden takriben bir çeyrek suda bıraksın, buzlu suda. Böyle tamam suyu çeker canı, daha yağı attığı zaman yağı çekmez. Bu da güzel bir bilgi. Bu bilgiler çok önemlidir. Bizim diğer programı, yani bu bölümü kamil izleyin. Çünkü sizden gerçekten bazı bilgiler verir, istifade görürsünüz özünden. Günlük olarak yaptığınız gündemde yemek yapsınız, bazı bilgiler var, bilirsiniz ne yapalım, bunu yapsam bu böyle olur. Ve sizden bütün bilgileri paylaşır sizlerden. Belki istifade görürsünüz. Gelecekte yani bilgi kazanmak çok önemlidir. Zaten programımızın da amacı odur. Her zaman gerek biz bilgi kazanalım ve sizler de istifade görürsünüz bu bilgilerden. Hemen soğanı kıyma piştikten sonra üzerine buzu bırakalım. Sonradan kalan baharatlarda pul biber. Pul biber keskin değil ama biraz renkten dağıttı. Biraz karabiber. Yanında da biraz kare dediğim için bu ihtiyarıydı. İstemeyen koymasın. Güzel. Soğanla birlikte baharatlar. Bu şekilde katar olsun. Güzel bir şekilde kavruldu. Takriben pişti. Geldik hemen üzerine domates suyunu koyarız. Domates suyunda biraz yağı da dolandırır. Hatta güzel. Aynen, domates alacağız. Yemek de yaptığımız zaman gerekli biraz kavurağın özünü. Olmaz direkt yani. Rengi güzel olmaz, tadı da güzel olmaz. Bence daha top olur kavurduğumuz zaman. Böyle biraz rengi tam değiştirdiği zaman daha güzel olur. Bir de domates suyunda biraz turşuluk olur. Kızarttığı zaman o turşuluk kalmaz içinde. Domates suyu kokusu kalmaz, güzel bir tadı olur için. Domates salçasının tadı gelmez. Çok insanlar yaptığı zaman yemek dururdu, ey şey yaptı, domates salçası kullanın özünde. Bir macun tadı geldi, tamata macun tadı geldi, hoş değil, güzel değil. En sevabı pişmeyipti. Aynen, fazla kaynamayipti ya da nerede sebebi, nerede acaba? Gerekmen ey şey yaptığınız zaman gerekmen kavurun o domates. Hatta pirinç yaptık, kırmızı pirinç de yapsak. Ben domates salçasını gerek iyi kavurun. Kavurun da böyle güzel bir kokusu olur. Aynen. Kavurduktan sonra daha güzel olur, daha renkli de olur. Yani bir parlaklık verir yaptığı zaman o yemeği. Aynen. Şimdi bu şekilde domates suyunda kattık birbirine. İyice yağda pişirin. Yağımız bol olduğu için daha fazla yağ koymarız. Aynen. Şu biraz hafif yağ da vardı kıymada. Aynen bu şekilde. Hemen biraz bırakarız ağzını. Öz fırında da pişer. Öz de sebzelerimiz de pişirdi. Bak dikkat et. Badıncan pişirdi. Bez keskin biberden domates suyu. Domata pişmeyip o da ihtiyacıydı. Fırında tez pişer. Gelin suyunu veririk. Güzel bir şekilde hep birlikte pişecektir. Tabii bildiğiniz gibi bu fırında da olacaktır. Yani hazır ettikten sonra fırına da koyarız özüm. Fırına da koyduktan sonra daha fazla bir şekilde pişecektir. Fırında da bir süre pişer. Onda da güzel bir tadı alır, kızarmak tadı alır. Yani biraz daha fazla sulu et olsun. Ben çünkü daha koymuyoruz su içine. Biz bu suyu koyarız, daha fırına veriyoruz. Salçasıyla. Aynen. Peki Süzen, bu pirinçten yiyilir, nece yiyilir yoksa böyle tek başına? Valla ekmekten de yiyilir, pirinçten de yiyilir, burguldan da yiyilir, dökme pilavıdan da yiyilir. Yani ne seversen onu da. Nece bir şekilde yaparsa böyle olur ama bir gün sada yapıp bizim için edebilirsiniz. Siz günorta halidir. Günorta için hemen yanında bir pirinç yapasınız ya da bir burgul yapasınız. Bu günorta yemeğimizdi. Biz ihtiyacımız var her zaman diyerek. Farklılık, tegir yaptığımız zaman yemekler tegir isteriz. Rutin yemeklerden çıkarız. Aynı bir şekilde yaparız. Tamam, bir gün direkt tepsi şeklindeydi ama farklı bir şeklinde yaparız özün. Daha lezzeti olabilir farklıdır ama ister gözümüzle alışsın, biraz tegir etmek, rutinden biraz
Biraz farklılık. Bir de böyle bu yamağı şam vaxtı da etsinler özün. Ekmekten beraber çok güzel olur. Bu şekilde düzdük. Üzerine hemen biberi. Biberi de kavurmuşuq. Aynen biberi. Yok biberi de fırında aynen pişirmişim. Yani birlikte pişirmişuq o ideyağını özü. Fırında hep birlikte pişirdi. Biberi de tomata, badıncandı biberi de. Güzel bir şeklinde. Tabi şirin biberi de bu. Keskin de koyacağız içine. Biraz da samırsak da. Keskini bəs üzerine düzer. Hatta çok fazla çok keskin olmasın. Keskin olmasın. Samırsaklar da bu şekilde. Güzel. İndi gəlin. Çok fazla bekletmedik olsun. Çünkü fırında da pişecekti. Aynen. Münezzele. Ha. Antike bir adı var, garip bir adı var. Yağı çoktu etin. Daha gerek yoktu içine bir yağ koyalım. Hı-hı. Zaten öz yağıydı pişer. Bu şekilde daha da ayrı olsun. Peynir olmaz mı? Vallahi istesel koysanız. İstesel koylu tamam. İstedim diyeyim yani. Kısmayı değil biraz peynir. Uyar özüne. Bence uyar. Yani. Evet, yani güzel olur onda da. İşte yani biraz insan öz şeyinden de fikrinden de katsın. Öz yemek aslı bu da ha. Biz deyirik ama aslı. Ama aslı edebilirsin evde özü fikri varsa katasan özüne. Aynen. Zaten ben buna peynir katardım. Yani gece akşam vaktinde peynir uyar. Bence yani. De çok güzel olur. Gün orta vaktinde ayak pilavdan yenildiği için çok fazla peynir yakışmasın bilmem daha asmaya. Olur her şey olur. Olur. Ama tamam hafızın bırakalım. Ama gerçekten şekli çok güzeldi. Suri bir yemekti. Tabi çok sevinirik Süzen biz yani yaptığı zaman farklı ülkelerin yemeğini yaptığı zaman çünkü güzel bilgiler kazansan bilirsen o devletin yemeğini necədir, necədir. Yani bu da güzel bir şeydi aslında yapsan bizim için insanlara tarif edirik bu yemekler necə olacaktı. Yani biraz da farklılık olsun sümeye çıxalım biz rutinle. Aynen. Her gün aynı yemekler. Hasan Beşer sıkıldı. Doğru. Günde aynı yemeklerden. Doğru. Bu da yani edebilsen bir davatı da var ise. Aynen şekilde güzeldi. Akşamdan güzel bir süsleme yapasın içinde. Gerçekten çok güzeldi. Bu şekilde. Şimdi fırını işledirik. Takriben 180 derece. Özü sebzelerimiz pişipti. Eşimiz pişipti. 180 derece. Ağzından bir yarım saat ister. Aynen o şekilde. Biz üstü kızarsın. Bu sebzeler tomata, biber kızarsın. Aynen onu kızarsın. Hazır olur. Hemen sen fırına bıraktık. Çav bizden. Devam edelim. Şimdi gördüğünüz ki geçmişim mutfağa bakalım. Suri yemeğimiz necə bir şekilde oldu piştikten sonra. Hemen bir şey çıkartacağız. Oo güzel oldu gerçekten. Eller ve sağlık. Sağ ol hayatım. Kebabı benzeri. Üstünde de sen kebap bir şeklindeydi. Ama gerçekten çok güzeldi, detayı, şekli. Bir daveti olduğu zaman, bu şekilde yemekleri yaptığı zaman gerçekten çok güzel oldu. Asantı'daydı, mesela şam vaktiydesin özün. Hemen acele acele bu şekilde bir güzel bir yemek. Madem pirinci şam vaktiydesin, peynir sepizim. Peynir sepmek üzere. Ama gerçekten şekli çok güzeldi. Kıymayla yapılıptı. Tomatalar, biberler üzerindeki kızardıktan sonra başka bir görüntü, güzel görüntü aynen verdi özüne. Badımcan da iyi bir şifti içinde. Suludu içinde. Da yani ben pirinç biraz yaptım. Suludu ha. Pirinç yaptığımız zaman daha güzel olur. Suri yemeği? Münezzele. Münezzele. Münezzele bir gün yaptık siz için. İnşallah istifade gördünüz özüne. El ve sağlık tekrardan sağ ol, size yiyerek. Sağ olun. Tarifinden de edebilirsiniz. Ekranlarımız önünden geçirdi. Aynı zamanda sosyal medya yoluyla biz paylaşarak sizlerden bakarsınız tekrardan bu gibi yemekleri. Ta ki tekrar yaparsınız siz de evde.